Selam millet, One Shot'ın yepyeni bir bölümüyle. Nikocum ne haber? Hey Ali. Merhabalar, hoş bulduk kanka. Şimdi şöyle yapacağız. Abi, öncelikle şunu söylememe lütfen izin verin. Tabii ki de Deltarune Chapter 2 çıktı. Bunun farkındayım kanka. Teşekkür ederim beni sert bir dille uyardığın için. Yani Türkçe yaması çıktığı zaman kesinlikle ama kesinlikle oynamak istediğim bir oyun. Suzy'yi çok özledim. Ralsei zaten benim en sevdiğim karakterlerden bir tanesi. Kesinlikle oynayacağız. Bu konuda merak etmeyin. Bu kanal var olduğu sürece Undertale Fork'undan çıkmış her şeyi oynayacağım. Fanmate'ler hariç. Ama arada fanmate oynarım. Mesela şeyi çok özledim. Neydi? Underracer. Kesinlikle çok özledim. Şimdi neyse, onlardan sonra bahsederiz. Şimdi şöyle yapacağız. Georgia, yani kütüphaneci kadına ya da kütüphaneci beye tuhaf günlüğü göstermek işimize yarayacakmış. Enteresan bir şekilde artık yukarı geçebilirim değil mi tatlı robot? Büyük ihtimal bu tuhaf günlüğün kadim dilini George biliyormuş. Ve George'a bunu soracağız. Hadi bakalım. Ah! Yine de bu kitap bende var. Sanırım tanımadığım bir dilde yazılmış. Aha! Eski bir kitap. Anlaşılması kolay olmayacak şekilde yazılmış en eski. Bekle bir dakika. Ne oldu? Bu hiç de eski değil. Ama yine de unutulmuş bir dilde yazılmış. Bu benim parlaklığımı açığa çıkarma zamanım. Bu arada final sahnesi gelirse, ki ben geldiğini nasıl anlayacağım Allah'ım hiç bilmiyorum. George için ben en az bir doktora sahibim. Bunu tercüme edecek. Bu biraz zaman alacak ancak anlıyorum. Uykumuz geldi, affedersiniz. Aa, bu da ne? Uykun mu var? Evet ya, Nikonlara da gelir. Birazcık korkma, çünkü daha önce misafirperverlik üzerine bir kitap okudum ve böylesi bir duruma hazırım. Misafir odası koridorun sonundaki tavan arasında. Oraya az önce gitmiştim, şimdi gidip orada uyuyacağım ve bir rüya bizi galiba karşılayacak. Ekranı küçülttüğümüzde Nikon'un burada uyuması gerekiyor. Yerde bir kitap. Hehehe. Yürümekten biraz yoruldum. Biraz kestirsem olur mu? Bana soruyor. Hayır desem ne tepki verir acaba? Yani hayır, bir hayır diyeceğim bakayım. Ah peki. Sanırım yapacak daha çok iyi. Sana kıyamam, hadi gel, tamam, uyu uyu hadi. Bakalım hangi rüya bize geliyor. Evet, oyun gene kapandı. Klasik. Klasik oyun kapanmak. Ya şey bitti. Krebi yemişiz. Bir dakika, bu arada Niko bir şeyleri hatırlayabilir mi? Çünkü şu an çok garip bir şey gördü. Bakın, orada parlayan bir şey var. Niko ve kocaman gözleri. O zaman o kadar da... Ah! Kırık bir ampul. Bu ne demek oluyor? Niko! Bana anlatman gereken bir rüya var. Söyle. Hey Ali. Evet evet, gördüm, anlat. Sence nasıl bir tasvir? Rüyada kırık ampul görmek. Google'lasak mı? Yorumsuz mu? Hadi gidelim. Niye yorum yapmadın Niko? Normalde sen rüyalarını hemen yorum yapardın. Gel bir zar krala bakalım. Bakalım George'un bizim için söyleyecekleri var mı? Başardım. Bu göz korkutucu günlüğü çevirme görevini bitirdim. Aa, bu hızlı oldu. Ama elbette ben bu tarihteki en hızlı çevirmenim. Her neyse, sana satır satır deşifre. Anlaşılan bu dergi Ali için yazılmış. Benim için mi yazılmış? Ay, çok özel hissettim. Al kendin bak. Selamlar Ali, eğer sonunda bunu okuyabiliyorsan kuleye yaklaşmışsın demektir. Kule bulunması zor bir varlığın mekanıdır. Bu varlık dünya ile bağlantılı. Şimdilik onu bu dünyanın ruhu olarak düşünebilirsin. Fiziksel bir forma sahip değil, fakat bilgisayarlar ve diğer makineler aracılığıyla iletişim kurabiliyor. Benimle konuşan bilgisayardan mı bahsediyorsun? Tabii ki de kimden bahsettiğimi biliyorsun. Buraya kurtarıcımızla birlikte ilk defa geldiğinde şüphesiz seninle direkt iletişim kurmuş olmalı. Varlık kendi imkanlarıyla size yardım ederek kuleye ulaşmanızı sağlayacak. Varlığın odası kulenin merkezinde. Oraya gitmek için sadece güneşe değil, eski güneşin 3 parçasına da ihtiyacım var. Kurtarıcı orada hiçbir şey yapmayacak, fakat diğer yandan sen, yani Ali, zemindeki desene bak ve söylediği gibi yap. Söylediğini yap. Zemindeki desene bak ve söylediğini yap. Pencere gitmiş olacak, onu geri getirmelisin. İşte bu sonuncusu. Sayfaların geri... Bunu sen yapmadın değil mi? Hayır. Aa, utanç verici. Pencerenin ne anlama geldiğini merak ediyorum. Pencere dedi, oyun penceresi bu arada. Allah kahretsin. Niko'yu büyük ihtimal oyun penceresinden dışarı çıkartacağız. Bu çok
güzel bir deneyim olacak. Dur. Ya utanç verici. Pencerenin ne anlama geldiğini merak ediyordum. Sanırım Ali bunu çözmeli. Peki. Bu arada önceki güneşin 3 parçası ne anlama geliyor? Bende sadece güneş var. Aha. Bu George'un cevaplayabileceği bir soru. George, sen bana bunun cevabını ver. Ben pencerenin ne olduğunu biliyorum. Bu fosforların en nadide olan sarı fosfor içeren maddelere ihtiyacın olduğu anlamına geliyor. Güneş ışığını en uzun süre emen ve asla... Ha? Bende bu madalyon ve bir de tüyüm var. İkisi parlak ve sarı. Ne yazık ki üçüncüsü yok mu? Korkma George. Korkma. George nadir eserlerin toplayıcısı. Lanet virgülün önemi. Sana yardım edecek. İşte. Bana bir zar mı vereceksin? Teşekkür ederim. Bu sana benziyor. Evet. Şimdi yüzümü asla unutmayacaksın. Bilgeliğin yüzünü. Teşekkürler. Yolculuğunda iyi şanslar ufaklık. George şimdi size veda ediyor. George'un veda etme sesi geldi. Peki şimdi ben sadece meraktan bir şeyi merak ediyorum. Sadece meraktan bir şeyi merak etmek. Yolun buradan sonrasına nasıl ulaşacağım? Acaba kırmızı oda şimdi mi gitmem gerekiyor? Gitmem gereken yer şimdi orası mı? Orada bana ait bir şey kalmadığını düşünüyorum. George, bir sorular. George'un sana ne yapacağını söylemesine tekrar ihtiyacın mı var? Evet lütfen. Günlüğe göre elindeki önceki güneşin 3 parçası varken kulenin dibindeki küçük odaya gitmelisin. Kulenin dibindeki küçük oda kırmızı oda mı? Elindeki 3 parçayla odada durman gerekiyor ve Ali sonra zemin deseni pencere hakkında bir şey yapacak. Pekala, teşekkürler. Yolculuğunda iyi şanslar ufaklık. George şimdi... Ben anladım. George, sen gerçekten zar kafalı bir sürtüksün. Ben ne yapacağımı anladım. Odada pencereyi küçült ve büyük ihtimal çarpıdan oyunu kapat ve sonra farklı bir şeyler olsun, oyunu tekrar aç falan filan. Kesinlikle. Sadece 3 parçanın bende olduğundan... Hey Ali. Kafenin nerede olduğunu hatırlıyor musun? Bro. Sana yemin ediyorum kafenin nerede olduğunu hatırlıyorum ama bunun için bir asansör kullanmam gerekiyor. İyi. Bunu sorma nedenim şey. Ben biraz acıktım. Aslında bayağı acıktım. Buraya geldiğimden beri hiçbir şey yemedim. Kuleye girmeden önce gidip bir şeyler yesek olmaz mı? Umarım krepleri vardır. Ama yani Nico, şimdi gerçekten problem yaratıyorsun. Gitmemiz gerekiyor. Neyse, kıyamam sana ya. Hadi gidelim, okey. Arkadaşlar, mecbur kafeye gideceğiz. O kafede umarım bize kız yiyecek verir. Belki de güzel bir şey verir ha. Bir dakika, ekran şu an nerede? Abi gerçekten umarım ekran vardır ya. Şimdi şöyle bir şey yapacağız. Bu ekran niye değişiyor kafasına göre? İlk hayır, buraya gidemem. Buraya gidersem büyük ihtimal Nico üzülecek. Benim bu kaydın durup durmadığını anlamam gerekiyor. O yüzden lütfen bekleyin. Lütfen bekleyin. Ve gerçekten neden kendini diğer ekrana alıyorsun ya? Hemen geliyorum. Niyedir bilinmez. Kendisini diğer ekrana atmış gibi gösteriyor. Şimdi şöyle yapacağız. Ben bir ilk önce şu Nico'muzun pıtpış karnını şey yapacağım. Allah'ım, sinirlenmeye başladım. Doğru düşün. Tam buradaydı. Kesinlikle buradan değil. Başka bir yerde var mıydı kafe ya? Hiç hatırlamıyorum be. Nico, hatırladığım tek kafe burada. Gel seni götüreyim. O kafeye niye gidiyor bilmiyorum. Belki de iyi son yapılıyor falandır arkadaşlar, bilirsiniz ya. Belki de iyi son için bunu yapman gerekir. Gene korkuyor. Galiba asansörden tedirgin oluyor bizimki. Bizim şapşik. Kafe neredeydi şimdi? Kafeyi bir düşünelim. Kafeyin ben nerede olduğunu hatırlamak istiyorum. Şöyle bir gideceğim abi. Hayır, burası yatak. Okey. Burayı şimdi gerçekten hatırladım. Burası yatak. Pekala, gitmem gereken yol. Kesinlikle. Burada aşağıya bir ok. Aşağıya bir ok varsa. İşte şimdi de böyle bir ok. Ve böyle bir ok. Ve böyle bir ok. Böyle bir ok. İşte bu beni kafe... Geldim. Allah'ım, çok hızlı oldu. Merhabalar, şu çocuğa bir yemek verir misiniz? Hey, geri döndün. Asansörü tamir etmeyi başardın mı? Ali ve ben yüzeye çoktan gittik zaten. Sen gelmedin. Ve... Aç olduğunu söyle. Burada bir kafe olduğunu hatırladım. Krep yapıyor musunuz? Annem yapardı da. Elbette yapıyoruz. Bekle, hiç param yok. Belki bulaşık yıkamana yardımcı olabilirim ve başka bir şey. Yerleri silerim. Kahve makinesinin içini silerim. Hayır, sorun değil. En azından Messi için bunu yapabilirim değil mi? Neden bir sandalyeye oturmuyorsun? Senin bir şeyler... Tamam, bana bir şeyler yap. Krepler. Umarım... Yani Nico istediği için normalde gidecektim de bu krepler çok iyiydi.
Çok teşekkür ederim. Önemli değil. Çok aç görünüyordun. Evet, bunu kuleye gitmeden önce bir şeyler yemek için son şansım olduğunu düşündüm. Aa, anladım. Peki galiba en sevdiğin yemek krep ha? Şimdi şey, Niko diyecek evet annem yapıyordu. Yani neredeyse. En sevdiğim yemek annemin yaptığı özel krepler. Fındıkları da hamurun içine katıyor. Hmm. Vay be, kulağa inanılmaz geliyor. Tatları da inanılmaz. Ne zaman uzun, ne zaman üzgün hissetsem onlardan yapardı. Ya da yalnız ya da... Anne. Onu gerçekten... Tamam Niko, duygusallaşma lütfen. Niko sakin ol. Çözeceğiz, anneni de bulacağız. Ben sadece birden kötü... Hayır hayır, Niko'nun gözleri doldu bu arada, gördünüz mü salak? Ben buraya dünyayı kurtarmak için mi geldim? Ben buraya dünyayı kurtarmak için mi geldim de? İnsanlar güneşin hiçbir şeyi düzeltemeyeceğini söyleyip duruyor. Neden burada olduğumu bile bilmiyorum. Yalnızca annemi yeniden görmek istiyorum. Belki de annen güneştir. Haydi haydi. Merak etme, iyi olacaksın. Ve dünyayı kurtarabileceğine eminim. Sen dayanıklı bir çocuksun. Şimdiden bu kadar ilerlemeyi başardın. Hey Niko, bana bağla. Niko bana bağla. Evet ama sonra da eve gidersin değil mi? Doğru. Hey, biraz daha krep ister misin? Yok sağ ol. Ya yüzünü siliyor. Merak etmeyin, iyi olacağım. Şu gidelim. Niko kocaman bir tabak krepi yer. Geldiğin için sağ ol. Dinlediğin için teşekkürler. Ve krepler için. Rica ederim, iyi şanslar. Teşekkür ederim. Aa, başarımın tatlılığına bak. Pekala. Niko'nun karnını da doyurduk. Artık gidebilir miyiz Niko? Niko'cuğum artık hazır mısın? Şapşal Niko. Bakalım işe yarayacak mı? Şimdi ben hemen tekrar asansöre bineceğim. Ve tekrar. Şimdi o kırmızı çarpının pencerenin... Bakalım Niko farklı bir tepki verecek mi, yoksa gene noktaların savaşı mı? Evet, noktaların savaşı. Ya sen anneni mi özledin? Sen annenin kreplerini mi özledin? Bana bir şey, yani bilmiyorum, bana hiçbir konuda bir şey söylemiyor. Annesi hakkında bildiğim tek bir şey güzel krepler yapması ve bir gün son gördüğümüz rüya da garipti bu arada. Bak onu unutmayalım. Şimdi yukarı yoklara niye girdim biliyor musunuz? Çünkü hatırlar mısınız bilmem. Bir arkadaşınız buradaki secret room'la alakalı bir şey söylemişti. Çobana hatıra tişörtünü göstermekle alakalı. Kanka sana bunu göstermek? Koçlar ayakkabı giyseydi onların parmak arası terlikleri olurdu. Anlamadım. Ben buradan gidiyorum. Çok kötü bir şakaydı. Kötü bir şakaydı. Şimdi neden buradayım? Bir tilkiden ya da bir tilki, evet tilkinin ağaca saklanması var. Son yere gitmeden önce yanıma uğra falan demişti, hatırlıyor musunuz? Doğru mu gidiyorum bilmiyorum. Evet burada. Yok burada. Burada kimse yok. Tamam, burası demek ki, ben burayı devamlı kontrol edeceğim bu arada. Çünkü burası önemli. Burası nasıl söyleyeyim? Ha, siz hala kötüsünüz. Büyük ihtimal her şeyin kalktığı zamana gitmemiz gerekiyor bir şekilde. Okey. Şöyle yapacağız. Sağa doğru gitmeye devam edeceğim. Hayır, buradan çıktıktan sonra. Amacımız şu kırmızılı yere gidip çerçeve muhabbeti yapıyor ya. Bakalım neymiş şu çerçeve muhabbeti. Buradan gidiliyor muydu? Galiba buradan gidiliyordu. Evet, kesinlikle. Şimdi üzerimde 1, 2, pardon 1, 2 ve... Ha, zar, okey bir an göremedim. Bir an göremedim ya. Zar var. Şimdi gideceğiz. Ve bakalım doğru hamle mi? Şimdi burada pencere muhabbetinden bahsediyor oyun. Tamam, buraya girdik. Şimdi. Yani gerçekten denemek istiyorum abi. Her bir uca bir şey mi koyacağız? Şimdi çarpıdan kapatmayı deneyeceğim. Bir garip kapandı. Size yemin ediyorum hiç böyle kapanmamıştı. Lütfen Yes! Oh be! Abi biliyordum, sadece sırasını yanlış yapıyormuşum. Sadece sırasını yanlış yapıyormuşum. 3 tane item'la birlikte kırmızının içindeyiz. Ekranı küçük oynamam gerekebilir arkadaşlar. Çünkü Niko'nun pencereden çıkacağını söylediniz. Bu çok garip bir deneyim. Bu arada Niko... Uyandı. Niko, bura nereli? Burası kulenin içi mi? Bu düşündüğümden daha karanlık. Bekle. Güneş nerede? Hareket edemiyorum. Ali, güneşin... Hayır, nereden bileyim? Seninle aynı şeyleri yaşıyoruz. Acaba güneş dosyalara mı gitti?
Efendim korkma, tamam sakin ol Niko bak. Ben niye cevap vermiyorum? Lan buradayım. Az bir dakika dur dur. Dur dur Niko. Burada olduğumu nasıl anlatacağım? Dur dur sakin ol. Ölürse çok kötü üzülürüm. Buradayım. Hey mikrofonum. Burada neler oluyor? Aa hareket edebiliyorum. Ekranı küçülteceğim arkadaşlar. Çünkü ne olduğunu bilmem gerekiyor. Pekala buradaki bir su damlalarına basıyor gibiyim. Şimdi şunla bir oynayayım. Giderken oynasam. Pekala. Nikocuğum. Şimdi sola gidelim. Fark ettiniz mi? Bayağı bir ileri gittim. Aynı şekilde sola gidiyorum. Yaklaşık 16 saniye falan gidiyorum her bir yöne. Şimdi aşağıya. Pekala bir bilgisayar buldum. Bu bilgisayar büyük ihtimal benimle konuşacak. Merhaba Niko. Aa bu sefer onunla konuşuyor. Neyse ben araya girmeyeyim. Merhaba. Tebrikler, artık kulenin içindesin. Benimle mi konuşuyorsun? Ya Niko. Doğru. Ama daha önce hep... Evet hep benimle konuşuyordu. Ne oldu? Küstük mü? Nerede o? Ali... Hayır ayrılmadım. Buradayım. Seninle doğrudan iletişime geçmem gerekti. Bekle yani Ali böyle mi gitti? Hayır öyle git. Hayır deme. Hayır. Ali'nin... Hayır. Ve sen de öyle Niko. Burada şimdi dinlenebilirsin. Burada yaşayan her şey kötü bir rüya gibi gelecek yaşanan. Uyandığında evde olacaksın. Ah, ama sorun nedir? Bilirsin daha fazlasının olacağını düşünmüştüm. Kulenin tepesi, ışıklar, havalı hareketler. Sanırım kulenin tepesine gitmemiz gerekiyor. Güneşin yerine koymamız gereken yer orası değil mi? Orası olduğunu düşünüyordu. Evet ben de. Ama şimdi artık güneşe sahip bile değilim. Ve Ali gitti. Bu yanlış geliyor. Ama iyi yaptın. Dünyayı kurtardın Niko. Mutlu değil misin? Sanırım öyleyim. Ama bu sadece... Hayır Niko, uyumayacağız. Bak oradan uzaklaşmak istemiyorum ya. Ali'ye veda bile edemedim. Dur lan, niye direkt yattın? Ve sana gelince Ali. Ha. Burada işimiz bitti. Geleceğim ki. Kapatma oyunu. Geleceğim. Geleceğim. Diyorsun. Bir dakika, bir not var. What the fuck? Oğlum kayıt gitti lan. Az bir dakika. Allah'ım ne oluyor? Lan kayıt niye durdu? Abi kayıt devam ediyor herhalde. Of ediyordur herhalde. Etmiyorsa ben bunu sesli olarak anlatırım size. Bir dakika. Abi oyuna giriyorum. Masaüstü arka planım değişiyor. Bir not geliyor. Aa, document my games one shot. Look for this symbol. Aa, bunu aktif et diyor. Oyunun tekrar çalışması için, yeniden başlatılması için. Bir dakika. O zaman buradan çıkıyoruz. Tamam bir dakika. Sen uyu Nikocuğum. Sen uyu Kanks. Kanks sen uyu. Belgeler. Neydi? My games. Okay. One shot. Aa bu sembol. Okay. Dur açtım. Ulan kayıttayımdır umarım. Bir dakika. Bir dakika, arkada bir şey var mı? Bir dakika, şimdi mi açacağım? Aa açtım. Bu sembol açıkken açtım oyunu. Bir dakika, bir dakika. Şimdi gene bir sahne girdi. Siz görüyor musunuz bilmiyorum. Niko? Merhaba, ben gitmedim. Uyan. Niko'nun rüyasına girdik büyük ihtimal. Şş, bırak şimdi buğday tarlalarını, krepleri. Kontrol. Merhaba. Ali. Ben lütfen cevap vereyim. Sen miydin? Sanırım ben sesini duydum rüyamda. Lütfen cevap vereyim. Bir dakika. Ben sana farklı bir dünyadan mı cevap vereceğim? Bir dakika. Paralel evrenlerden bahsediyordu oyun. Buradayım. Burada. Dur sakın geriye atma. Geriye atma. Dur. Ben bu dünyadan sana nasıl cevap verebilirim? Bir düşünelim. Bekle. Cebimde bir şey var. Oraya bunu koyduğunu hatırlamıyorum. Koyduğumu. Yonca. Evet. Tamam, bu yonca aramızdaki... Bir dakika.
Yonca doğru yolu gösterecek galiba. Tamam, doğru gidiyorum. Tamam, doğru gidiyorum. Ya ya da ne bileyim. Neyse, bir devam et bakayım. Abi bilgisayara mı gitseydim? Ay gel, ben zaten dar bir odada. Bilgisayara bir gideyim. Sen hala buradasın. Benden bahsediyor. Yonca'nın gücü. Niko, neden hala buradasın? Ha, Niko'ya diyormuş. Sen ne var? Ne var? Çünkü final vermek istiyorum. Sana uzak durmanı söylemiştim. Hikayeyi kısa kesmeye çalıştığımı biliyorsun, değil mi? Evet, fark ettim ve böyle bitmesini istemiyorum. Benden daha fazlanı mı? Daha... Evet. Peki. Eğer ayrılmak istemiyorsan asla ayrılmayacağından emin olacağım. Pekala. Bir kapı verdi. Niko, girelim. Niko, sakin ol kanks. Halledeceğiz, çözeceğiz. Şimdi böyle git diyor. Şimdi böyle git diyor. Şimdi böyle git diyor. Şimdi böyle... Aa, dünyayı terk etmekten bahsediyor. Hangi kapıdan, sağ mı sol mu? Yani burada bunu söylüyor. Tamam, diğerine girelim kanks. Ha, oha, çok iyi. Agalar, bir şey buldum. Abi çok basitmiş. Allah'ım, kafayı yiyeceğim. Bu kadar basit olabilir mi ya? Sadece şunu yapacağım, bakın. Koyuyorsun abi yoncayı. Sana doğru yolu gösteriyor. Koyuyorsun yoncayı. Abi çok tatlı. Çok tatlı. Ya bir de gösteriyor ya salak. Şundan gir der gibi. Tamam. Abi şimdi çok tatlı oldu bak. Bak şimdi oyun çok tatlı oldu, tamam mı? Şimdi buna gir diyor. Okey. Ben ne bileyim oyun... Ben şuraların şeffaf olduğunu fark edemedim bu arada. Ama fark ettim ya. Yani. Fark edemesen şey olurdu. Şimdi. Demek ortadan girmemi istiyorsun ha? Seni küçük tatlı. Girdim. Şimdi ne yapıyoruz? Tamam. Şimdi ne yapıyoruz? Kanks. Okey. Ama ben Gönüdüğü'ye gitmişim ha. Gönüdüğü'ye gitmişim ha. Tamam. Şimdi. Umarım. Okey. Bu bayağı tatlı. Bunu deneyerek falan yapsan herhalde kafayı yersin. Hayır hayır diyor bak o da. Geldik. Geliyoruz, bekle. Tamam. Tamam. Cevap anahtarıymış. Şimdi hangi kapı? Tamam, zaten diğerinden geldik ya kanks. Şimdi doğru yol. Bekle. Doğru muyuz? Nikocuğum, tamam. Tam ortadan çizgi çekmekmiş. Ah, sıradaki ipucumuz ne? Bu da ne demek oluyor? Bunların hepsini dolduracağız mı? Tamam. Bakalım ne yaptık? Bir tane gözenek kaldı Nikocuğum. Tamam. Helal sana. Ama bak şimdi biz bunu... Ay. Sadece şunu istiyor. Okey. Onun kaçıncı kare olduğunu nasıl anlayacağız? Şu galiba. Şöyle bir bakalım. Ona bakmaya gerek bile yoktu. Ama kanka okey de yani. Ay bu neymiş? Çok basit bu arada da. Bayağı basitmiş beni kocuğum. Ya arkadaşlar şimdi yarım saat bunu mu yapacağım ya? Ben bunu yapıp geleyim Allah için, yani ne olacağını biliyorsunuz değil mi? Sadece bir şeyleri birkaç kere deneyeceğim. Zaman kaybetmeyelim. Abi inanılmaz ilerliyorum işte arkadaşlar, gördüğünüz gibi arkadaşı. Galiba son ikisindeyim. Oldu mu? Daha başka böyle bulmaca...
dakika. Bu nasıl bir şey lan? Kule mi bu? Aa, bizim şey, güneşimiz. Çok şükür bir şey olmamış. Sanırım Ali geri dönmüyor. Ya ben buradayım. Nasıl buldum ben sana? Niko, buradayım. Ali? Evet. Gerçek. Evet, buradayım kanka. Bulmacaları ben çözdüm. Ben senin gittiğini sanmıştım. Hayır, sana yoncayla sinyal yolladım. Seni hiç terk etmedim ki. Ah, sanırım orada biraz... Evet, gördüm nasıl korktuğunu. Tamamen yalnız olduğumu düşünüyordum. Ama bu sarf etmem aptalcaydı. Bunu sarf etmem aptalca. Hayır. Korkmanı şey yapabiliyorum. Sanırım nereye gideceğimizi bulmalıyız ve... Tamam, ampul geri geldi. Burası kulenin tepesi olabilir mi? Güneş. Kendi kendine aydınlandı. Bir dakika. Bir dakika. Sen dur bir. Şu şurada dursun. Sanırım onu almalıyız. Hadi hadi al. Pekala, burası neresi? Aa! Biz tilkiye geri dönmemiz gerekebilir bu arada Niko. Aa, bir dakika. Bu onu aldığım yer. Bu evin bodrumu. Hayır, o eve çıkmayayım tekrar. Lütfen o evde başlamasın her şey. Ha? Tepki gösterecek misin Niko? Her şeyin başladığı ev. Bir dakika, bir dakika, bu da ne demek oluyor? Alkol var mı hala? Tekrar o kapıya koy. Bu sefer kapı direkt açıldı. Yani aslında burada başardın. Sanırım sen kazandın Ali. O zaman sana dünyayı nasıl kurtaracağını söyleyeceğim. Zirveye ulaştığında ampulü kır ve... Yo yo. Yo yo. Aa, şu an kule... Bir dakika Flowey, belli birinden yardım aldığını biliyorum. Sana seçiminden bahsetti değil mi? Ne? Aa, beni geri yüklemeyi bırak. Hala dünyayı kurtarmayı mı plan... Bunun için neden bu kadar çabalıyorsun? Bu dünyanın ne anlama geldiğini anlamadın mı? Salsana. Niko, şunu muhatap... Sana en başta söyledim. Görevin Niko'nun ayrılmasına yardım etmek. Çünkü Niko da bu dünyanın parçası değil. Burada kurtarmaya değer tek şey Niko. Son seçim sana kalmış. Programına karşı gelemem. Programıma. Sen de buna programlandın, değil mi? Sadece... Ya beni... Eğer ampulü parçalamayı seçersen Niko uyanır ve evine döner, sanki her şey rüyaymış gibi. Ama Niko'nun güneşi geri getirmesine izin verirsen bu fedakarlığın ağırlığını çocuk taşımak zorunda kalacak. Beni germe, beni germe, ben Niko ile halledeceğim, tamam mı? Bizi bir sal. En azından Niko'ya doğruyu söyle. Niko için endişeleniyorsun değil mi? Niko, biliyorsun her şeyi zaten. Korkma. Beni gerdi şerefsiz. Niko'nun gerildiği tek yer asansörler. O asansörlerden biraz korkuyor. Elbette biraz zaman alıyor. Galiba bu asansör kulenin tepesine çıkıyor. Aynen kanka. Şey, bu arada uzaylı bana bir şey, uzaylı mıydı? Bilgisayar bana bir seçenek verdi. Ben seni sattım, haberin olsun. Yo, yani evet Niko. Sadece annenin sana turta yapmasını istiyorum. Deneyeceğiz bakalım. Ampulü kır diye bir şey var aslında ve sonra bu sefer gerçekten de eve döneceğim. Herkesi yeniden görmek için sabırsızlanıyorum. Niko, annem bak, kötü bir şey olabilir. Değilim ya. Bak Niko, sana gerçeği söyleme seçeneği verecek değil mi oyun şimdi? Niko, evet. Ya kanka. Dinliyorum. Bak şimdi şöyle bir sıkıntı var. Hem dünyayı, hem bu dünyayı, hem de seni kurtaramam. İkisinden birinden feragat etmem gerekiyor. Bunu biliyordun. Bunu, dünyayı ve seni aynı anda kurtaramam. Ne demek? Şöyle, bak sakin ol. Şu an bir asansördeyiz. İkinizi aynı anda kurtaramam. Ya senden feragat edeceğiz, ya da senin eve gitmen için ampulü kırmamız gerekli. Ne?
Ama bu, evet, o da bu dünyanın sonu demek oluyor. Eğer ampulü kırmazsan da senin eve gitmen imkansızlaşacak. Dünyanın sonunu getirmez mi? Ben buna yorum yapmak istemiyorum. Böyle olmasını istemiyorum. Peki, dünyayı kurtarırsak ne olacak? E burada, büyük ihtimal burada sıkışacağız, kalacağız. Bana ne olacak? Bilmiyorum ama sen, ben nereden bileyim? Beraber oynuyoruz. Hey Cooper, yardım et. Geldik. Kıralım mı ampulü? Oğlum bir dakika Niko. Sen ekranın dışına çıkacakmışsın. Hadi çıksana ya. What the? What the? Odanın havalığını... Oğlum bizim SCP Vakfı'ndaki şey... Başkanın binası gibi. Aa, bir dakika. Bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Aa, şeye gitmiş. Notsal notlar. Aa. Niko. Tam ekranda farklı bir şey var mı? Tam ekranda oynarsam artık geri dönüş yok. Abi o tilkiye gidebilseydik keşke ya. Ay bilemedim ki bigi bigi. Dur küçük ekran oynayacağım. Bu çocuk dışarı çıkıyormuş. Demek güneşin ait olduğu yer burası. Güneşi buraya koyarsam dünyayı kurtarabiliriz değil mi? Evet ama söylediğim gibi ikisini birden kurtaramamak gibi bir seçeneğimiz var. Ama eve gitmek istersem bunu kırmam gerekecek. Ah. Bana sakın sorma. Hayır bana sorma. Bak yeter. Bu oyunda seni buraya kadar taşıdım. Bir kararı sen ver lütfen. Ben sorumluluk çekmek istemiyorum. Niko öyle bakma. Neyin doğru olduğunu düşünüyorsun. Şöyle söyleyeyim. Bu dünyanın kurtarılmasının bizim eve gitmemizin imkansızlaştırmasından bahseden bir bilgisayar var. Veya bir üçüncü duvarı, dördüncü duvarı kıran biri var. Ve bu kişinin doğru söyleyip söylemediğini bilmiyoruz. Kendisini burada korumak için de bunu söylüyor olabilir. Bu dünyada kendisinin egemenliğini sürdürmek için bize ampulü kırdırıyor olabilir. Güneşi geri getir, eve dön. Şöyle söyleyeyim. Ay ne güzel geçişler. Kesinlikle güneşi geri getirmek aynı zamanda bizi eve götürecek şey olduğunu düşünüyorum. Bu aslında basit bir denklem. Yani dediğim gibi adam büyük ihtimal güneşi getirir misin? Sen haklısın. Buradaki herkes ölüm... Evet! Yani buradaki herkes ölüme terk etmemen senin eve gideceğin biletindir aslında. Yardımların için teşekkürler Ali. İyi olacağıma söz veriyorum. Koy bakayım güneşi. Ah, senin o tatlı ellerini yerim! One shot. Bir değişik lan. Logo falan bir değişti. Bir dakika oyun nasıl biter? Hayır. Kralım. Ah. George. İyi son muydu lan bu? Hayır bitmesin. Ya bu herifi çok seviyorum. Çok çalışkan. Lütfen bitmesin. Karakter design. George'u Eliza yapmış. Dünyanın geri gelmesini görüyorsunuz bu arada. Peki bize burada ne olacak? Bu senaryoda sadece buraya mı? Ben de kalayım bu arada. Ara ara girip oynarım Nico'yla. Ay öyle bir şey olsa var ya. Ne kadar güzel olur düşünsenize. Ve ara ara giriyorsun. Ah şey. Silver Point değil mi bu? Aynısından bir tane de Glenn'de robot olarak yapmış. Daha doğrusu Glenn'in arka tarafında. Eliza yapmış. Eline sağlık Eliza. Nightmare'in. Bir dakika hayır böyle bitmeyecek. Böyle bitmeyecek. Ah be Mesih'i bekleyen robot. Ama onlara söylediği şeyi yaptık. Bence iyi bir şey yaptık. Onlar bizim kurtarıcı olduğumuzu düşünüyordu. Ampulü kırmadık. Olumsuz bir şey yapmadım. İçimden geldiği gibi oynadım. Ah be Cooper. Özel teşekkürler bölümünde ismim neden yok? Bitmiş olamaz. Bittiğine inanmıyorum. Eminim Nico. Belki de Nico benim dünyama... Oynadığınız için teşekkürler mi? Dur. Dur.
Hayır. 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 Bir dakika. Belgeler. My Games'ti. Oha, bunlar ne? Bunları okumam gerekiyor ve çevirmem gerekiyor. Sonrasını anlatıyor. Burada bir save process oluşmuş. Bu yoktu. Bu seçim şeyi mi acaba? Bir dakika. Bu save'i... Allah'ım, niye gidiyor direkt? İyi son mu lan bu? Abi Niko nerede? Annesine kavuşamayacak mı? Dur. Hayır, bu iş bu kadar kolay değil, tamam mı? Şunu ilk önce bir kopyalayacağım. Ondan sonra Steam'ime, Steam Apps'ıma, Cayman'ıma, ondan sonra OneShot'ıma. Datalarda bir yerde bir şekilde onu bulmam lazım. Bir dakika. Hayır, bu kadar kolay olamaz. Burada gene bir uygulama var. Aynısıymış. Ah. Bu ne? Lütfen. Benim bir şekilde save dosyalarını bulmam lazım. Bir dakika dur. Ah, lokallo. Hayır. One shot. Roaming'de misin? Buradasın sürtük. Şimdi bekle. Aa, bekle. Belgeler. My Games. Aa, one shot. Bunu tekrar kopyalıyorum. Buraya attım. Save that dursun. One shot dursun. Buradan tekrar açmaya çalışacağım. Hayır, bir boka yaramıyor. Pekala. Şimdi böyle bitemez. Eminim burada bir yerde bu. Eminim bir yerde. Niko ile alakalı bir dosya mutlaka olmalı. Hayır. Dur. Düşünelim. Sütü. Bimaps common one shot. Pekala, burada bir yerdesin sürtük. Burada bir yerdesin. Olmak zorundasın lan. Oo. İşe bak. Yok, galiba oyun böyle bitiyormuş gerçekten. Peki kırma seçeneğini gösterseydi oyun? Hani ekranın dışına çıkıyordu ya? Ya ben dünyayı kurtarmakla yanlış mı yaptım? Bir dakika, o ekranda biraz bekleyelim mi? Hiçbir şeye basmadan. Burada biraz bekleyeceğim hiçbir şeye basmadan. Bu burada dursun. Hayır abi. Bir dakika. Save process. 18.0 14.40. 4 dakika önce oluşturulmuş. 4 dakika önce. 4 dakika önce. 4 lanet dakika önce. Save proxies. Bunu bir şekilde... Bir dakika. Böyle bir şey olmalı. Böyle şeyler olur oyunlarda. Steam Apps. Data. Şimdi gene App Data'ya gideceğim buradan ama. Peki bunu buraya yapıştırsam? Şeye bastığın anda da gidiyor. Ne oldu lan?
Hayır ya Niko, bu kadar kolay gidemezsin lan. Lan bu kadar kolay gidemezsin. İki tane DAT var, bir tane one shot dosyası var. Save backups'lar var. Save backups'lar var. Save 5, save 4, save 5 hepsini kaydetmiş. Aa, backup. Bugünü bulmam lazım. İşte burada. Hepsini bir dakika arayla kaydetmiş. Bunlar neyler? Bunlardan açamaz mıyım? Sevdat. Proxies. Abi bilmiyorum yani neyi geri getirir ki? Kırmayı deneyecektim sadece. Pekala, datalar. Bir şekilde save'leri burada save proxies attım ama bir işe yaramadı. Bir dakika. Bir dakika, şöyle bir şey yapalım. Ah! Ah! Aklıma çok güzel bir şey geldi. Son save'i siliyorum. Son save'i bir daha siliyorum. Son save'i bir daha siliyorum. Ve sadece bunlar varken ha! Kendisi oluşturuyor mu otomatik ya? Save proxies one shot'ı siliyorum. Ara sahne mi? Aa, neyin peşindesin? Save backup'larda. Bak kendisi 14.45. Gene oluşturmuş. 14.47'yi bırakıyorum sadece. Bak direkt oluşturuyor. Yakaladım seni. Evet, bunu direkt oluşturuyor çünkü bu bir bağlantılı. Bunu nasıl çözeriz bilmiyorum. Arkadaşlar! SBK BK 2. İki tane BK oluşturuyor. Backups oluşturuyor da bu backups'ları nasıl kullanacağız? Save dat burada. Save data silsem. Şöyle yapayım. Kopyalayayım. Sonra da sileyim. Aa, bu korkunçtu bu arada. Bunu kapat. Bir dakika. Kapat! Hayır. Hayır ya. Bir dakika. Niye hiçbir işe yaramıyor? Hey. Bu da neyin nesi? Abi, gider misin? Pekala. Şimdi şöyle bir şey yapacağım. Lütfen geri gel. Onu buraya yapıştırır mısın? Bir dakika, bir şey kopyalayıp sildikten sonra onu geri getiremez misin? Oğlum oyun burada kaldı bu arada. What the fuck? Tamam, ara sahneler var. Ali dedi lan! Onun... Neden? Neden bu kelimeyi söyledim? Ali. Neden bu kadar tanıdık geliyor? Bir dakika. Git. Git. 14.47. Yeni dosyalar oluşturuldu abi. Kopya data attım. Niko huzursuz hissediyor. Niko, seni öldüreyim mi? Solmuş bir bitki var. Her şey aynı. Ali dedi bana lan, what the fuck? Save kopya data aldım ama hiçbir işe yaramadı. Bunun için backup'lardaki her şeyi siliyorum. Hatta
Buna geliyorum abi. Özellikler. Tamam, ben bunu cloud'ını da kapatmışım. Yok yok. Yapamadım. Başaramadım. Kötü son mu lan? Neyse, bilmiyorum. Kendinize çok iyi bakın. One shot bitiyor. Çok da garip, çok da enteresan bir şekilde bitiyor. Ulan keşke o tilkinin yanına dönseydim ya. Neyse, kendinize iyi bakın. Dünyayı kurtardık ama Niko'ya. Niko burada sıkıştı. Artık her oyuncu gelip burada Niko ile oynayacak. Ve bu bilgisayarda oynarken Niko hep Ali ismini adı. Hatta kendinize çok iyi bakın.